Öncelikle bal kabaklı, brokolili ve havuçlu yemeğim için kaynatmış olduğum suya bir kaşık irmik katıyorum. Suyu göz kararı kaynatıyoruz. Bu çorba kıvamında olursa su, diğer katacağım, önceden haşlayacağım brokoli, havuç ve kabağı buna katınca daha iyi olur. Bebeğiniz daha kolay yer. Yarım su bardağı kadar falan su kattım. Yarım su bardağının içine bir kaşık irmiğimi kattım ve irmiğimin pişmesini bekleyeceğim. Öncelikle brokolimi yıkıyorum. Kabaklarımı soyuyorum. Ardından havucumu bıçakla soyuyorum. Hepsini yıkıyorum. Daha sonra yemeğime katacak olduğum kabağımı göz kararı, yani rastgele böyle kesebilirsiniz. Çok fazla önemli değil büyüklüğü, küçüklüğü. Çünkü bunu ezeceğiz haşlandıktan sonra. Hepsini göz kararı doğruyorum. Bu arada bunları yapmak için bebeğinizin bu gıdaların hepsine alışık olması gerekiyor. Yani hepsini teker teker öncelikle denemeniz gerekiyor. Bu besinlere alerjisi var mı yok mu? İlk başta bunları anlamanız gerekiyor. Daha sonra hepsini karıştırıp bir yemek haline getirebilirsiniz. Daha sonra bunların üzerine su ekliyorum. Şöyle üzerleri hafif geçecek kadar. Sonra bunu da haşlamaya bırakıyorum. Haşlandıktan sonra irmikle buluşturacağım. Püre yapacağım. Sonra bebeğime afiyetle yedireceğim. O aşamasını da çekeceğim sizler için. İlk önce kabaklarımı soyuyorum. Havucumu bıçak yardımıyla soyuyorum. Daha sonra iki tane brokolimi temizce yıkıyorum. İrmiğim haşlanıyor, gördüğünüz gibi. Haşlandıktan sonra altını kapatacağım. Ama bir püf noktası var. Bebeğinizin bu irmiği daha çabuk hazmedebilmesi açısından iyice pişirin. Suyunu iyice çeksin içine. İrmiğimizi hazırladığım pürelerin içine katıyorum. Sebzeleri püre haline getirdim önceden. İrmiğimi de kattım. Karıştırıyorum. İçine en sonunda az bir şey zeytinyağı ya da çok küçük tereyağı koyabilirsiniz. Ondan sonra bir kere daha kaynatıp püremizi bebeğimize yedirebilirsiniz. Bebeklere afiyet olsun.